çünkü falan diye. Aşıcan? Evet, sesim geliyor. Nasılsınız? Siz hala sizleri böyle görmek. Hoş geldiniz. tamam, siz biraz fotoğraf çekin o zaman. Ben şöyle pozlar vereyim size. Konuklar neler söylediler çok bilmiyorum ama ben böyle size burada sadece ben konuşmak istemiyorum açıkçası. Eğer sizin için de uygunsa böyle soru cevap şeklinde gidebiliriz. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. O zaman siz sorun, ben de cevaplayabildiğim kadar cevaplayayım. Tabii, buyurun. Aşk nedir? Yani aşk bence birçok şey, biliyor musun? Tek bir insana, tek bir nesneye, tek bir şeye indirgenemeyecek kadar yüce bir varlık şekli. Bence. Aslında her şeyi aşkla yapıyoruz ya. Bir insanı aşkla seviyoruz, bir hayvanı aşkla seviyoruz. Yaptığımız işi aşkla yaptığımızda bambaşka şeyler oluyor. Bir çiçeğe aşkla baktığımızda, beslediğimizde ne kadar güzel yeşillendiğini, filiz verdiğini görebiliyoruz. Aşkla spor yaptığımızda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Aşkla nefes aldığımızda daha sağlıklı oluyoruz. Aşkla su içtiğimizde, aşkla soru sorduğunda, aşkla cevapladığında işte böyle bir şey bence aşk. Nasıl indirdiğim ki pek bir cümleye sabaha kadar konuşuruz bunu yani aşk nedir diye. Umarım tatmin olmuşsundur. Evet, o da var tabii ki. Aynen öyle. Yani bu dünyadaki varlığı şükürler olsun bana. Çok büyük bir hediye. Yeah. Çok heyecanlı. Daha çok su içeceğim. Bu kadar mı? Aşk nedir? Ben gideyim o zaman. Soru sormak isteyen var mı? Buyurun. Hadsiz nasıl ortaya çıktı? Hadsiz'i hepiniz biliyor musunuz bilmiyorum ama. Teşekkür ederiz. Aslında Hadsiz tam olarak bu pandemi döneminde çıktı. Ama onun öncesinde benim dönem dönem hissettiğim şeyler, kendi kabıma sığamamak, ondan sonra başkalarının karar verdiği ve bana sunduğu şeyleri kendi fikrimmiş gibi kabul ettiğimi fark ettiğim dönemler oluyordu. Ve bu bana yapılan bir haksızlıkmış gibi geliyordu. Kendi içime sığamıyorum, odaya sığamıyorum, eve sığamıyorum, şehre sığamıyorum, ülkeye, dünyaya, kainata bu his nedir diye hep bunun peşinden gittim. Neden bunu hissediyorum, neden sınırlar var? Gerçekten yani ülkeler arasında, şehirler arasında neden sınırlar var acaba? Bir de bu sınırları biz koymadık ya hani. İşte Gürcistan'dan da bal alıyor, Trabzon'dan da bal alabiliyor. O sınır tanımıyor, onun için çiçek aynı çiçek. Biz neden bir yere gitmek için pasaport şey yapmamız gerekiyor, yok vize almamız gerekiyor. Çok saçma şeyler bana göre. Sonrasında bu pandemi döneminde de böyle çok şey yapılmaya başlandı.
bir ay kadar falan işte Sefer'in kızı tatil yapmıştık. İstanbul'a gelmiştim. Ondan sonra işte benim dostlarımla birlikte oturuyorduk. Batuhan, Aydan, Berk, ben, Kadir de hatta bir tane Instagram canlı yayını yapıyordu. Böyle orta sehpamız vardı. Yeni oturduk, böyle kısık kısık konuşuyorduk. Çünkü şöyle şeyler oluyordu. İşte pandemi olduğu için kimse yüz yüze görüşmek istemiyor. Ondan sonra dergi kapak çekimleri oluyor ve işte herkes evinden yapıyor. Saçını kendi yapıyor, makyajını kendi yapıyor falan ve bu bana birazcık saçma geldi açıkçası. Çünkü ben bir insan görmeyeceksem, Instagram hesabım var zaten, kendim giyiniyorum, kendim saçımı yapıyorum, makyajımı yapıyorum. Bir şey de yazmak istiyorsam yazıyorum. Çok çok canım muhabbet etmek istiyorsa da röportaj gibi soru cevap yaparım. O zaman ne yapalım? Biz bir şey yapalım. Aydan dedi ki eğer sen bir dergi yaparsan biz seni destekleriz. Nasıl yani, dergi çıkarmak mı? Ben yani benim tek anladığım şey, kendime güvendiğim şey, birçok şeyi yapabiliyorum tabii ama hani en başta sadece oyunculuk geliyor. Dergi çıkarmak, işte o derginin fotoğraflarını benim çekmem falan. Neyse, Allah'tan fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Sonra dedik ki tamam ama nasıl bir şey yapalım? Yine böyle kendi kendimize sınırlar çizmeden bir vaktinin hadsizi yapalım dedik. Ondan sonra bir de günümüz hadsizi dedik. Ama tabii ki hadsiz değil daha. Adı hadsiz değil. Sınırsız mı olsun, limitless mı olsun, işte ne koysak şu mu bu mu falan. Neyse sonra Kadir geldi. Dedi ki hadsiz olsun. Ekip arkadaşlarımız dedi ki olmaz, çok negatif tınlıyor, hoş olmaz, insanlar sevmeyebilir. Hayır, işte siz bunu sevdirebilirsiniz. Lütfen hadsiz olsun. Had demek sınır demek, hadsiz demek sınırsız demek. Bak böyle kullanılıyor, hadi biz bunu kimya edelim. Sağ olsun çok destekledi. Sonra biz de bayağı böyle bir cesaretle girdik işin içine. 17 sayı yaptık. Hem vaktin hadsizleriyle hem de günümüz hadsizleriyle. İşte şimdi böyle bir baktık ki birazcık herkesin yaptığı gibi bir yere doğru gidiyor his. Biz de dedik biraz duralım o zaman. Yine burada da hadsizce davranalım. Canımız gerçekten ne zaman yapmak istiyorsa bunu tekrar yapalım. Ne zaman yapmak istemiyorsa da orada duralım. Çünkü herhangi bir sınır koymayalım diye böyle çıktı ortaya işte hadsiz. Sıcak bana mı öyle geliyor? Sıcak değil mi? Bana mı sıcak? Sıcak değil mi? Güzel, biz birbirimize böyle bakalım. Buyurun. Duyamadım. Duyamıyorum. Maskeni çıkarabilir misin? Oynadığım dizilerde bana en yakın gelen karakter nedir? Hangisidir? Hiçbiri değil. Gerçi yani kadın olmaması. Yani bizim ortak özelliğimiz bu. Kadın olmamız. Onun dışında... Ya bir de oynadığım kadınlar çok çok seviyorlar. Gerçekten çok tutkuyla seviyorlar. Ben de çok sevebilirim. Yani bu muazzam sevebilme potansiyelimin olduğunu keşfettim. Ve biliyorum. O yüzden herhalde çok sevebiliyor olmamız. Ama hangisidir, şudur diyemem. Yani hepsi birbirinden farklı ve hepsinin bana hissettirdiği ve bende bıraktığı iz farklı olduğu için buna net bir cevap veremem açıkçası. Ben teşekkür ederim. Peki en yakın karakter nedir? Henüz daha çıkmamış. Ben şunu oynarsam insanlar şaşırır. Ben bunu oynamak isterim dediğiniz bir şey var. Mesela bir seri katil bile olabilir. Ben buyum. Ben buyum. Yok yani olabilir, her şey olabilir. En yakın. Bir kere
yani şunun olduğunu düşünüyorum açıkçası. İnsan doğasında zaten bütün duygular var ya, biz işte coğrafi koşullar sebebiyle, işte siyasi konumlandırmalar sebebiyle, işte kültürel yetiştirme sebebiyle, ailemiz sebebiyle falan bir sürü böyle şekilleniyoruz aslında. Ve bazılarını yaşamayı tercih ediyoruz, bazılarını yaşamamayı tercih ediyoruz. Oysa ki insan, insanın halinden nasıl anlıyor? Kendinde de olduğu için anlıyor zaten. Yoksa hepimiz birbirimizden bir haber olurduk. O sebepten ötürü, yani hepsi bana çok yakın bu arada gerçekten. Çünkü insanım ben en nihayetinde. Nasıl senden kendimi ayırt edebilirim, senden kendimi ayırt edebilirim? Başarımızın sebebi o zaman çok güzel bir empati ve duyguya sahip olmamız diyebilir miyiz? Yani bilmem siz derseniz. Herkese bir soru sorduk. Size de onu sormak istiyorum. 8 Mart deyince sizin aklınıza ne geliyor? Kapitalizm. Yani 8 Mart deyince benim aklıma işte herkes de olduğu gibi Dünya Kadınlar Günü geliyor. Çünkü bize de bunun aşılandığını düşünüyorum aynı zamanda. İşte Birleşmiş Milletler'in uygun gördüğü işte evet sembolik olarak da bugünü atadığı bir gün işte. Kadınlar için. Fakat bana göre Dünya Kadınlar Günü Cumhuriyet'ten sonra her gün diyebilirim açıkçası. Buyurun. Tamamen
kadar kıymetli olduğunu anladığım bir an vardı. Ve bunu arıyordum kendi içimde her seferinde. İşte dedim ya, kendi işte kabıma sığamıyorum, iyi hissetmiyorum, bana ne oluyor, bir şeyler oluyor. Kendi istediklerimi yapamıyormuşum gibi hissediyorum, belli kalıplara uymam gerek falan. Tam o noktada öyle bir idrak anı yaşadım ki, öyle bir his yaşadım ki, tamam dedim, yani benim belli başlı kalıplara sığmama gerek yokmuş. İstersen kendi kalıbımı kendim oluşturabilirmişim, istemezsem hiçbir kalıba da girmezmişim. O anda benim için çok kritik noktasıydı. Ama bilmem fark ettiniz mi, bütün bu dönüm noktaları, işte tırnak içinde dediğiniz şeyde hep o içindeki o cılık sesi dinledim açıkçası. O, siz de o içinizdeki sesi muhakkak dinleyin. Boş verin, kınanın. Yeri geldiğinde kınanacaksınız, yeri geldiğinde çok sevileceksiniz. Ama o içinizdeki o iyi niyetli, o şeffaf olan, o su gibi olan ve çok da sesini duyurmayı tercih etmeyen, sizin onu duymanızı isteyen bir ses var şuradan. Onu duyarsanız, onu duyduğunuz, hepiniz duyuyorsunuz, inkar etmediğiniz an işte sizin için bazı şekilde belki de yoluna girdiğini gördüğünüz an olacaktır bence. Bir de bu da yapıyor ama sıkıntı değil herhalde, değil mi? Duyabiliyorsunuz yine de bunu. Bunu aldırmayayım o zaman. Buyurun. Bence sizin artist olmanızı babanız desteklemiştir. Röportajımı okuduysanız, yok. Evet. Yok. Ben kendim kuaförüm, hissettim, söylüyorum. Yani meslekten dolayı. Çünkü o mutluluğu, o gözlerinde o parıltıyı gördüm yani. Ben babam tarafından desteklendiğim. Evet, evet. Yani okumadım gerçekten, yanağından söylemiyorum yani. Ben de çocuğuma çünkü aynı şeyi gösterdim, aynı şeyi yaptım. O yüzden. Ne güzel. Yani babama işte 8 yaşımda ben oyuncu olacağım demiştim ilk. Babam da saçlarımı seviyorum, o olumsuz kızım demişti. Sağ olsun, çok destekledi. Çeke çeke destekledi. Artist olup desteklemek bizim Türkiye'de biraz zor. Nasıl, anlamadım? Biz Türkiye'de biraz zor çocuğunun artist olup desteklemesi Türkiye'de. Ama biz destekleyince çok güzel oluyor. Ben de aynı şekilde destekledim ve başardım. Şu anda çok mutluyum yani. Yani işte başarı ve başarısızlık ne demek? Destek vermek ya da desteklememek ne demek? Acaba desteklemiyormuş gibi görünüp aslında beni destekliyor muydu? Ya da işte destekliyormuş gibi görünüp beni desteklemiyor muydu? Ne yani ben? Çünkü bu destek kelimesi her şey bizim için oluyorsa ve her olan en güzeli, en hayırlısıysa bizler için, o zaman zaten her şey olması gerektiği gibi olmuş ve şükür ki babam da var ki benim bu dünyaya gelmeme sebep olmuştu. Merhaba. Duyamıyorum. Ya bir kadın oyuncu olarak değil de bir kadın olarak diyelim istersen. Ya da bir insan olarak mı demeli acaba burada? Kadın erkek diye ayırmaktan hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Bana da hiç hoş gelmiyor bu. Çünkü hepimiz insanız ve çeşitliyiz yani sadece. Bu kadar, hepimizin özü insan. Kadın erkek eşittir dediğimiz noktada da bana birazcık sanki eşit değil de biz eşitmiş gibi yapalım gibi bir algı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eş değeriz. Çünkü biz en nihayetinde hepimiz insanız. Tabii ki bazı farklı algılar var. Ve ve insan olarak işte bir çalışan insan olarak
bizim sektörde işte çalışma saatlerini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Çok soğukta kalıyoruz biliyorsunuzdur. O soğuk beni çok zorluyor. Ama onun dışında yani beni en çok zorlayan şey şu. Beni en çok zorlayan şey belki de herkes tarafından insan olduğum için, belki de kadın olduğum için burada sürekli açıklama yapma ihtiyacı hissetmem. Şu anda olduğu gibi. Yani sürekli bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz ya hepimiz bir yerde. Oysa ki fikirlerimi çok özgür bir şekilde söylemeliyim değil mi? İnsanız biz çünkü. Onun için bir kadın olarak bunu cevaplayamam. Yani en zorlandığım şey meslek hayatımda bilmiyorum. Bunun çalışma saatleri bir dönem çok zorluydu. Bazen hastalandığımda ezber yapmak zor oluyordu. Bunlardı yani çok böyle kayda değer bir şey söyleyemem size açıkçası. Herkes kadar ben de zorlanıyorum çünkü. Kadın erkek diye ayıramam burada. Buyurun. Ben hala 20 yaşlandım. Üzgünüm. Ve hala yapmak istediklerimi yapıyorum. Tamam ama anlamadım sorunu. Yani daha 10 yıl geriye dönseniz. 10 yıl geriye dönsem? Hiçbir şey farklı yapmazdım. Çünkü yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Pişman olmak da istemem. Eğer pişman olursam kendime çok üzülürüm açıkçası. O yüzden geçmişte yaşadığım ne varsa, hangi karar aldıysam, hangi adım attıysam hepsi beni bugünlere getirdi. İyi ki öyle olmuş, iyi ki bir sürü iyi ki düşmüşüm, dizlerim kanamış, sonra tekrar yürümüşüm, koşmuşum, tekrar düşmüşüm ki bugün bugünkü Neslihan'ı geçmişte yaşadığım her şeyi borçluyum aslında. 10 yıl öncesine de gitsem, o an ne yapıyorsam yine aynı şeyi yapacaktım herhalde. Buyurun. Yapmayın. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Bazen çaresiz gibi hissediyor olabilirsiniz ve bu sizi umutsuzluğa sürüklüyor olabilir. Fakat umut ve çaresizlik kardeştir arkadaşlar. Siz o çaresizlik içine girmelisiniz ki bir yerde hep o umudu ayakta tutabilirsiniz. Muhakkak umut etmeniz gerekiyor bence. Ve aynı zamanda muhakkak kendinize inanmalısınız. Kendinize inanmaktan sakın vazgeçmeyin. Kim ne derse desin. Ben İstanbul Bağcılar gibi bir yerde büyüdüm ve oyuncu olmak istiyorum, oyuncu olacağım dediğimde kimse bana inanmadı. Herkes güldü, kimse de ciddiye almadı. Fakat ben bunun peşini bırakmadım. Ne yapmak istiyorsam onun peşinden gittim. Sonrasında oradaki insanlara örnek oldum. Bunu örnek oldum diye söylemiyorum. Belki bambaşka şeyler de olabilirdi. Ama ben ne olursa olsun denedim. Siz gerçekten ne istiyorsunuz? Ya da önce ne istemediklerinize karar vermelisiniz. Ama inanın kendinize. Yani bizim geleceğimiz sizlersiniz. Sizlerin varlığına ihtiyacımız var bizim. Ayaklarınızın yere basması lazım. Kendinize inanmanız, güvenmeniz lazım. Bizi siz taşıyacaksınız yani. O yüzden inanın kendinize lütfen. Buyurun. Thank you.
Ben teşekkür ederim söylediklerin için de, sorun için de. Yani öncelikle işin teknik kısmı, işte senaryoda nelere dikkat ediyorum? Önce senaryoya dikkat ediyorum. Ondan sonra o senaryonun matematiğine dikkat ediyorum. Senaryonun matematiğine dikkat edersen ettiğimde böyle teknik anlamda motomot bir şeyden bahsetmiyorum. Yine bu hissi bir şey. Ve hissettiğimde gerçekten, yani seyircinin bam teline bastığını gördüğümde, anladığımda, eğer ben hissedebiliyorsam seyirci de hisseder diye düşünüyorum çünkü. Az önce dedim ya, yani beni senden, seni benden hiçbir şey ayırmıyor aslında. Ayıran şey şu boşluk. Biz ayrıymışız gibi düşünüyoruz. O sebepten ötürü yani yani acaba sormak istediğin şey şu mu diye düşünüyorum. İşte birçok ayakları yere basan sağlam kadın karakterler oynuyorum ve bir sürü iş geliyor. Siz bunları hangi hissiyatla kabul edip o role giriyorsunuz mu demeye çalışıyorsunuz. Tamam. Dediğim gibi hissederek, ben çok rasyonel düşünebilen ve inanılmaz analitik bakabilen, ondan sonra sentezi muazzam olan bir insanım. Fakat iş senaryo kısmına gelince çok öyle düşünemiyorum. Çünkü insan duygusu işte bir biraz öyle oluyor, biraz böyle oluyor. O yüzden baktığımda ne diyor, gerçekten söyleyecek bir cümlesi var mı benim oynayacağım karakterin? Bir derdi var mı gerçekten? Neyi anlatıyor bu kadın? Hep bu sorularla bakıyorum ve karakter istikrarına bakıyorum aslında. Ne yapıyor? Yani zaten var olanla başlayıp olması gerekene doğru giden bir yolculuğu oluyorsa ve bunu sağlayabiliyorsa, o zaman zaten o işin içinde olmuş oluyor. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Yani genel olarak Kara Sevda'yı unutmuyorum zaten. Ama unutamadığım bir anı ne demek? Beni çok etkileyen bir anımı, işte bir kere çok uzun çalışmıştık o anımı. Bana böyle detaylı sorular sormanız lazım. Bana bu net bir soru gibi gelmiyor. Dinliyorum sizi. Yok yok, sizdeyim hala, evet. Sizinle konuşuyorum şu an. Beni çok mutlu eden bir anı. İşimizin tutması beni çok mutlu etmişti bu arada. Seyirciler tarafından beğeniliyor olması, bu kadar izleniyor olması, Nihan'ın bu kadar çok önemseyip benimsiyor olmaları inanılmaz mutlu etmişti beni. Yani o yüzden şöyle bir şey oldu ve ben çok mutlu oldum değil de, her sokağa çıktığımda bir sürü insanla karşılaşıyordum ve o insanlar bana hep Nihan'dan ya da bizim dizimizden, Kara Sevda'dan kendi hayatlarına dair anılar olduğunu, bazıları kendi hayat hikayesi olduğundan falan bahsediyordu. Demek ki insanların bam teline dokunabiliyoruz ve bunun da istikrarını sağlayabiliyoruz. O yüzden bu durum beni çok mutlu ediyor. Ve aynı zamanda çok da beni geliştirdi Kara Sevda. Yani 74 bölüm sürdü. Ben Kara Sevda'da nişanlandığım, evlendiğim olayına gitti falan, yani 74 bölüm sürünce bir de ev aldık, yani o da çok güzeldi tabii ki. Buyurun. Buna yönelik
çalışmalar yapılıyor mu? Bilmem. Erkeklerden daha mı az kazanıyormuşuz? Bilmem. Ben bir şey görmedim. böyle bir durum mu varmış? Ben buna hiç şahit olmadım arkadaşlar. Bilmiyorum bununla ilgili ne söyleyebilirim. Bu benim için yeni bir soru. Siz nereden biliyorsunuz? Burada benim kaşemimi konuşacağız şimdi anlamadım ben ama. Kadınların daha az kazanmak hakkında, yani bu konuda eşit olmamalar hakkında. Ama bizim sektörden bahsettiniz az önce. Ben böyle bir durum olduğunu bilmiyordum açıkçası. Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Sektörden yok öyle bir şey. Bir de yani bu şey mevzu değil mi? Yani herkes kendi konuşuyor ya, kendi ekibiyle konuşuluyor ya bu durum. Bu durum dünyada belki olabiliyor mu? Olur ama Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben denk gelmedim yani. Benim yanımda da böyle bir şey konuşulmadı açıkçası. O yüzden buna ne söylerim bilmiyorum. Bunu söyleyebilirim. Sağ olsunlar. Yani o dönemde
hastalık şudur budur demeden böyle çok hızlı bir şekilde kendi işte kreatif ekibimle bir araya gelip böyle ne yapabiliriz gerçekten yani hem dünyada kendimizi tanıtabileceğimiz hem de kendi adımızı yazdırdık yani oraya bütün isimler hepsi Türkçeydi. Muazzam bir gururdu tabii benim için o. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. O kadar değişiyor ki, bazen oluyor hiçbir şey yapmak istemiyorum, bazen sadece duruyorum, bazen oluyor sadece yürüyorum, gerçekten yürüyorum. Yani canım ne istiyorsa, canımın istediği şeyi bulmaya çalışıyorum, yani bana iyi gelecek olan şeyi. Ve aynı zamanda böyle birazcık kendi kabuğuna çekilmek istediğim dönemlerde şey olur ya hani, aslında yapsan iyi geleceğini bildiğin şeyler vardır ama nefsin diğer bir sana hep der ki yapma onu, yapma boşver, yap, yapma boşver, yap. Aksine ben hep onu yapmaya çalışıyorum, ben de çalışıyorum ama çalışıyorum ki o işte o sürekli buradan konuşan o nefsi biraz olsun işte ben egemen olabileyim diye. Nefsim ne söylüyorsa tam tersini yapmaya çalışıyorum aslında. Bu da bana kendimi çok daha derinden tanımama yardımcı oluyor açıkçası. Kendimle mücadele ediyorum. Kendimle mücadele edince sokakta herhangi kucaklamaya daha yardımcı oluyor sana o zaman. Biraz böyle ayakta kalıyorum aslında. Ve tabii ki yani ben çok inançlı biriyim. Ben sana da inanıyorum çünkü. Ağaca da inanıyorum ben. Enerji mi? Enerji. O mu? Ona da inanıyorum. O bayrak mı? Ona da inanıyorum. Hepinize inanıyorum. Kendime inanıyorum. İçimdekine inanıyorum. Bir an inanmaktan vazgeçersem o zaman çok izliyorum işte. Bu da hep benim için bir eşik oluyor. Diyorum ki tamam ben şu an bir şeyler geçiyorum. Otomatik davranmamam lazım benim. Yeni bir şey getiriyor. Bak hayat bana başka bir şey söylüyor. Hadi al kabul et bunu ve yoluna devam et. Evet zor olabilir, birazcık canın acıyabilir falan ama geçecek neler geçmedi ki bu hayatta. Bir de sadece benim mi başıma geliyor ya? Hayır. Kim bilir bu hayatta neler yaşamışsınızdır. Yalnız değiliz ki. Hepimiz yaşıyoruz. Mevzu bu da bizim bu başımıza gelenlerle nasıl devam edebildiğimiz. En azından bunun için çabalamak. Biraz böyle kendimle de konuşuyorum, kendimi de dinliyorum aynı zamanda. Danışacağım birileri varsa çevrimde hemen danışıyorum. Hiç atlamıyorum. Kendimi boşu boşuna darda tutmuyorum yani. Yapmayın bunu, paylaşın. Birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. Birbirinize her zaman yardımcı olun. Her zaman birbirinizi destekleyin. Buyur söyle. Evet. Ben bir soru sormak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk.